Şu an bir çukurun içinde ve daha çok dibe gidiyor. Ben şahsım adıma gece gündüz çalışan bir insanım. 3 tane çocuğum var. 3 tane çocuğumun geleceğini çaldılar. Kusura bakmasın, biz bu partiye oy verdik. Biz bu partinin arkasında durduk. Yangın oldu, deprem oldu, sel oldu. Hiçbir millet bu kadar devletin arkasında durmaz. Fransa'yı görüyorsunuz, en ufak bir şeyde sokağa dökülüyorlar. Ama bu halk bunları hak etmiyordu. Yani diyorum ya, Allah'ından bulsunlar. Başka bir şey söylemiyorum. Bu ülkede eğer akaryakıt durmadan yükseliyorsa bütün ürünler, her şey, gıda, diğer şeyler hepsi yükselecek. Bunun başka bir açıklaması yok. Ben bugün 1100 liraya deposunu doldurduğum arabayı şu an 1600 küsüre doldurdum. Yazık değil mi bu millete? Bu millet seçime gittiğinde yakıt 19 liraydı. Şimdi 16 lira fark koymuşlar. Arada kaç ay var? Yazıklar olsun. Vallahi her şey belli. Vatandaşın bunun yükün altından kalkması mümkün değil. Bu ekonomi politikalara, hedeflere ulaşılması zaten mümkün değil. Bu zaten bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Bunu hissediyoruz. Seçime kadar ki o atmosferde verilen sözlerin 15 Temmuz itibariyle artık vazgeçildiğini, yeni bir konsepte gidildiğini görüyoruz. Üzgünüz. Şaşkınız. Ve bundan sonra da aralıklı bir şekilde bu zamların geleceğini, akaryakıta binen maliyetlerden kaynaklı tüm ürünlerin katma değerlerinin değişeceğini, onlara büyük bineceğini, vatandaşın da bu yükün altında ezileceği kaçınılmaz, duraksamasız bir durum. İnşallah hayırlısı olur ya. Ya tüm bunlara, oradaki o %5-6 liralık yakıtın tüm maliyetleri, eminim tüm ürünlerin, hizmet kalemlerinin hepsine ezici bir şekilde yansıyacak. Yani şöyle bir hadise yok. Enflasyonun peşinde koşan bir mantık yok. Yani zamlarla enflasyonun baskılandığı dünyada bir uygulama yok. Böyle bir ekonomi tarzı, stili yok. Bunu bu şekilde adlandırmak, yani en hafif tabirle bana göre cahillik. Çok güzel yönetiliyoruz. Yani 35 lira akaryakıt zamlarına, ya her şeye zam geliyor zaten. Maliyetler çok yükseldi. Ama günün sonunda dünyada artan artış oranıyla Türkiye'deki artış oranı alakası bir fark var. Ya bunu da inşallah halkımız fark eder, yani bu yönetimin ne kadar güzel yönettiğini. Dediğimiz sebze üretim yerinden buraya araçla geliyor. Ya da kullandığımız kıyafetler, tekstil ürünleri, birçok şey, ham maddesi veyahut bir şekilde akaryakıtla temas içerisinde. Bu adam yani hayatımız her noktasını etkiler ki, etkilemeyecek hiçbir tarafı yok. Şöyle düşününce en kötü ulaşım, tedarik zinciri yönetimi, aklınıza ne geliyorsa hepsi akaryakıtla birebir doğrudan ilişkili. Avrupa'da 1 litre yakıt 1 euro, burada da 1 euronun altında biz daha ucuz alıyoruz diye. Ama oradaki asgari ücretin kaç euro olduğuna baksınlar, buradaki asgari ücretin kaç euro olduğuna baksın. Şu anda Avrupa'daki en düşük asgari ücret bizde. Ki çalışanların bildiğim kadar %75'lik ya da %80'lik kısmı asgari ücrette dünya, Türkiye'deki. Ya bu kadar fakir çalışanın olduğu bir yerde akaryakıt zamlarını, ya diyebilecek hiçbir şeyim yok ya. Gerçekten çok fazla etkileyecek bu zamlar Türkiye üzerinde. Ve çalışanlar, alım güçlerimiz her tarafta düşecek. Yani her tarafta petrol, ham maddesi olan ne geliyorsa aklınıza, onların fiyatları artacak. Plastik ham maddesi vesairesi. Aynı dediğim gibi biraz önceki yiyeceklerden, gıdadan, giyimden her şey bir şekilde etkilenecek yine. Vallahi ne diyeyim, bıktık ya. Tayyipçiyiz, Tayyip'e oy verdik ama şu anda ben verdim, hep pişmanım. Daha asgari ücrete zam yaptı, cebime girmeden alıyor. Ev kiraları 10 lira şimdi, çık bir ev tutmaya kalk 10 lira. 15 tane aşağıya domates yok. Şu anda Konya'nın yerlisi çıkmak üzere, ya çıktı. O halde bile domates 25 lira. 5 lira yemem lazım şu anda. Ev tutmaya kalk 10 lira, en kötü evleri 10 bin lira diyorlar. Şunu unutmasın Tayyip Erdoğan, yerel seçim var. Verirsem Tayyip'e insan değilim. Çünkü pişman etti. Ben pişman oldum. Bak Tayyip Erdoğan'cıyım. MHP'den dönüp ona üye olmuş bir insanım ama pişman oldum, vermeyeceğim. Benim gibi de yüzlerce insan var şu anda. Yerel seçimde alamayacak. Arkası gelecek gibi. Yani ülke toparlanma sürecinde de zannetmiyorum toparlanacağını da hiçbir şekilde. Çok zor. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani, peki bu zamlar çarşı pazarı nasıl etkiler abi? Felaket, yangın yeri. Yani geçen domatesi kaça aldık hatırlıyorum, 30 liradan aldık. Yani patates, soğan çok çıktı bunlar. Şeker öyle. Bu mazot zannedersem
Şimdi bunlara etki edecek fiyatları yani. Ülkemiz zor. Allah yardımcısı olsun da yani hükümetin işi de zor. Yapamayacaklar gibi. Yani akaryakıt arttıkça çarşı pazarda yanacak. Yani şu an zannedersem başlangıçtayız da Kasım Aralık ayı gibi geldiği zaman daha da zor olacak gibi. Çünkü şey yaz sezonu kapanıyor. Turizm sektörü bitecek. Sıcak para, sebze meyve olayları bitecek. Diyecek bir şeyim yok yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi alıştık nasıl olsa hiçbir şey. Fark etmiyor. Bunun için maliyeci olmaya veya ordinalist profesör olmaya gerek yok. Akaryakıta zam geldiği andan itibaren ilk başta tabii ulaşım, üretim, enerji, bütün her şeye otomatik olarak zam gelecek. Şu anda çarşı pazarda direkt bir otomatik bir şeyi görmedim ben. Temmuz ayıyla birlikte asgari ücrete gelen zamı da bunun üzerine koyacak olursak enflasyonun artacağını değerlendiriyorum kısa vadede. Akaryakıta zamlı şöyle şekilde düşünüyorum. Şimdi asgari ücrete, memura, emekliye herkese zam yapıldığı için mecbur bir şeylere de zam yapılması gerekiyor yani. Yoksa sürekli açık verecek hazinemiz. O yüzden ben zam yapıldığını düşünüyorum. Ama genel olarak hayat pahalılığında şöyle diyeyim size asgari ücretli ve evi olmayan kiradakiler sıkıntı çekiyor. Ama mesela evde iki çalışan, üç çalışan varsa evin kira değilse çok rahat geçinebilirsin Türkiye'de. Ama sadece dar geçimler, asgari ücretliler çok zor durumda. Akaryakıt zamları bence az. Biraz daha yapmaları gerekiyor. Yani 50 lira civarında olması gerekiyor. Çünkü bakıyoruz her tarafta ihtiyacı olmasa bile insanlar bakkala dahi araçla gidiyor. Şu anda zamlardan sonra dünkü gözlemlerime göre insanlar araç binmekten kesinlikle şey vermiyor, taviz vermiyor, geri durmuyor. Demek ki bu insanlarda para var. Yakıt 50 lira olması lazım, sigara da 100 lira olması lazım. Binen binmeyen belli olsun, içen içmeyen belli olsun abi. Peki çarşı pazarı nasıl etkiler akaryakıt zamları? Etkileyecek tabii. Bütün her şey nakliyeye bağlı. Nakliye yükseldiği zaman, yakıt yükseldiği zaman tabii ki şey de yükselecek. Buna bağlı olan emtiaların hepsi yükselecek. Yani işte Antalya'dan Konya'ya domates getiren adam da yükseltecek nakliye ücretini. Her şey yükselecek ama bu millete az, bu millete. Biraz daha fazla olması lazım. Yani 100 lira olması lazım. Kesinlikle bunu savunuyorum. Sigara 100 lira olması lazım. Yakıt şu anda 50 TL olması lazım. Vallahi iyi düşünüyorum. Az bile yapılıyor. Emeklilere de az yapıldı. Yani bu hak ediyoruz. Bu toplum böyle olacağı belliydi. Ekonominin bu duruma geleceği belliydi. Ama halkın tercihi yapılacak bir şey yok. Her şeyin tabanı bu. Ekonominin dinamizmi bu. Yarın Mersin'den, Adana'dan, İzmir'den gelen ürünlerin her şeye yansıyacak. Nakliyedir. Sırf insanların ulaşımına olarak düşünün.